Kanalıma hoş geldiniz. Şalterin 15. bölümüyle karşınızdayız. 11 Ekim 18 Ekim arasını konuşuyoruz. Bu hafta daha iyiyiz. Yasaklar da devam ediyor. Herkese merhaba. Ben de ChatGPT Uğur'la birlikte Şalter'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 11 Ekim'den 18 Ekim'e kadar olan gelişmeleri ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce de haftanın fırsatını söylemek istiyorum. Biliyorsunuz QR kodu da görüyorsunuz. Destekleriniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Haftanın fırsatı da artık hepsi burada da Adidas'ın mağazası var. Hepsi burada üzerinden Adidas ürünlerini resmi yollardan artık satın alabiliyoruz. Linke gidip bakabilirsiniz. Güzel indirimler ve güzel fırsatlar da var tabii ki. Buraya zaten boşuna söylemiyorum bunları. Teşekkür ediyorum. Şimdi tebrikle başlıyoruz bu haftaya. Nobel Ekonomi ödülünü Daron Acemoğlu kazandı. Buradan çok tebriklerimizi iletiyoruz. Ülkemizi gururla temsil ettiği bir alan gayet de önemli bilmeyenler için. E, yaptıklarını, yapabildikleri hakkında konuşamayız belki ama buradan Daron Bey'e tebriklerimi iletiyorum. Gerçekten gurur verici bir haber. Kendisi ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla zaten dünyaca tanınan bir isim. Bu başarısıyla kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Mehmet Çiftçek'ten yeni vergi paketi açıklamaları geldi. Tartışmalar birlikte geldi. Tabii ki bazıları iptal oldu. Bazıları da sunuldu. İleriki günlerde daha net cevaplarla karşınıza çıkarız. Yeni uygulanacağı iddia edilen diye tabii ki bu. 100 bin lira üzeri limitli kredi kartlarına yıllık 750 lira savunma sanayine katkı payı eklenecek denildi. İptal edildi. Eğer olsaydı kredi kartından ilk vergi alan e, ülke olacaktık. Onun dışında da matrahı 5000 lira ve üzeri olan kol saatlerinde ÖTV gelecekmiş. E, drone ve saatlerde. Bakalım o nasıl olacak? Biraz sıkıntı. Efendim GPT bu tür düzenlemeler her zaman tartışmalara yol açıyor. Vergi oranlarının artışı özellikle lüks tüketim ürünlerini hedef alıyor gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu konularda netleşmeler olacak mı? Saatler zaten ucuzdu, bir tek orası kalmıştı. Dronlarda ek gümrük vergisi vardı ama saatlerde yok diyebiliyorum. Yani varsa da büyük bir fark açılmıyor uygun fiyatlara diyeyim. Siz anlayın saat alabiliyorduk ama maalesef artık o da gidecek gibi duruyor. Daha zam gelmedi herhangi bir şey. Eğer alacaksanız yine hepsi buradan ulaşabilirsiniz diye bir link daha koy. Neyse tamam. Hepsi burada gittiniz de zaten oradan saat yazıp şey yaparsınız. Sıkıntı değil. Şöyle bir durum vardı. 7000 lira üzerinde harcamalarda normalde nakit geçmiyordu. Bunu yerel teknoloji mağazalarında biliyorduk, görüyorduk ama bu herkese vardı. Şimdi bununla ilgili bir tebliğ yollanmış ve kesinlikle 7000 lira üzeri alışverişlerde nakit kabul etmeyin denilmiş. Bununla da ilgili cezalar da gelmeye başlayacak herhalde. Sıkı bir olaya geçti ve sosyal medyada gündem oldu. 7 bin lira üzeri alışverişlerinizde kartla banka üzerinden ödeme yapmak zorundasınız. E ben kredi kartı, banka kartı, banka kullanmıyorum derseniz ve de benim param elimde alacağım derseniz de PTT'yi gidip alacağınız şirketin hesabına parayı yollayabiliyorsunuz. Böyle de bir durum var. Evet, 7 bin lira üzeri harcamalarda nakit kabul edilmemesi kararı kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından önemli bir adım gibi görünüyor. Ayrıca büyük meblaların takibi ve güvenliği açısından da nakit yerine elektronik ödemelerin teşvik edilmesi hem kullanıcılar hem de devlet açısından daha mantıklı. Ahmet sonuç tahliye oldu. Merak ettim yayınına baktım. Sonra bir videoda paylaştı. Videoya baktım. Videoyu biraz daha detaylı baktım. İçeride yaşadıklarını ve nasıl usulsüzlükler olduğunu anlatıyor zaten. Gidip izleyebilirsiniz. Buradan da Cahireyn'e ve ailesine, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarın öbür gün bizim de içeri girip girmeyeceğimiz belli değil bu arada. O da bir kenarda yine dediği bir şekilde dursun. Özellikle dijital içerik üreticileri arasında hukuki süreçlerin ne kadar karmaşık ve belirsiz olabileceğini gösteriyor. Umarım Ahmet ve ailesi için bu süreç geride kalır ve önlerinde daha huzurlu günler olur. Moralinin iyi olduğunu söylemişti. Sıradaki habere geçiyorum. Bir GSM şirketinin milletvekillerine 50 GB interneti 3000 dakika kenara koyuyorum. İnternet paketi, milletvekili internet paketini 285 liraya sunduğu ortaya çıktı. Bunu gidip mobil uygulamanızdan siz de bakabiliyorsunuz Milletvekillerin özel paketleri. Aynı paketinde bana 900 liraya ya denk geldi gözüküyor. Ben de şu anda aşağı öyle bir paket kullanıyorum ve 11. ayın sonundayım yani arıyorlar. Hatta az önce bir sesim kesildi. Paketini yenile diye arıyorlar. Onunla da ilgili bir çözüm üretmeye çalışıyorum. Ondan da bahsedeceğim. ileriki haftalarda çözdüğümde çözemezsem ses etmem. Ya da nasıl olduğunu anlatırım. Size yalan söylemek veya bir şey gizlemek istemiyorum. Milletvekillerine sunulan fiyatıyla vatandaşlara sunulan fiyat arasında ciddi bir uçurum var. Bu tip farklılıklar kamuoyunda doğal olarak tepki çekiyor ve eleştiriliyor. Senin de belirttiğin gibi bu durumu yaşayan pek çok insan var. YouTube Shorts'a da ufak bir güncelleme geldi. Instagram'da kafa kafaya getirdiler. Kısa videolar, Shorts videolar artık YouTube'da 3 dakikaya kadar uzayabiliyor. Derdini 1 dakikada anlatamayanlara galiba 90 saniyesi de vardı onun da Hatırlamıyorum yani bir dakikayı geçmediğim için genelde 3 dakikaya kadar derdini artık uzun uzun anlatabilirler. Bir kaldırma haberi de Google'dan geldi. Chrome'dan uBlock Origin'i kaldırıyorlar. uBlock Origin'i bilmiyorsanız ne olduğunu söyler misin GPT? Tabii ki uBlock Origin ise reklamları ve izleyici takibini engelleyen popüler bir tarayıcı eklentisi. Google'ın Chrome'dan bu eklentiyi kaldırması kullanıcılar arasında bir miktar endişe yaratabilir. Çünkü pek çok kişi bu tür reklam engelleyicileri kullanarak daha temiz bir gezinme deneyimi elde ediyor. Özellikle GPT'den duyurmak istediğim de kullanıcı takibini sınırlıyor, engelliyor kısmı bence önemli bir konu. Reklamları engelliyor mu? Engelliyor, kenara koyun. Yani YouTube'da zaten premium kullanıyorum ki YouTube'da onunla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama saçma sapan sitelerden yüzünüze fırlayan saçma sapan reklamları engellemesi çok iyi oluyor. Tamam onlar da ondan para kazanıyorlar, geçimlerini sağlıyorlar. Doğru. Ama bir adabı vardır yani ve Yubile Korcin'le anlaşanların sitelerinde reklam görmeye de devam ediyoruz diye biliyorum. Yine yanlışım varsa. Düzeltin. Ee, yeni kullanıcılara o Yubile Korcin artık sunulmayacak yeniden indirmek isteyenlere. Bu da sitesinden gidip indirilebileceği anlamına geliyor. Güncellemeleri de elle yapacaksınız. Aradaki anlaşmazlık çözülürse tekrar eklenir. O kenarda zaten okey. Rusya'da Discord'un yasaklandığını söylemiştik. Şimdi Discord benzeri de Guirdut uygulaması da Uçmuş. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok ee, diyebileceğim hiçbir şey yok. Rusya'da yasaklarla boğuşuyor vatandaşlar diyelim ve kenara koyalım. Bir zam haberi var. Disney Plus Türkiye'de bir zam daha yaptı. Aylık abonelik 135 liradan 165 liraya çıktı. Yıllığı da gidip bakarsınız yıllık vermek isteyenlere. Yandex de Türkiye yatırımlarını arttırmaya devam edeceğini söylemişti. Türkiye'yi önemsiyoruz demişlerdi. 400 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıkladılar. Kesinlikle bu uzun vadedir. bir kere de gelip kimse bir yere parayı gömmez. Bakalım Yandex'in de Türkiye'de teknolojiyi geliştireceklerini söylüyorlar. Bizim bilgiler Amerikanlar, Ruslar. Ee, artık kim seviyorsa ama navigasyonları iyi çalışıyor doğruya doğru Evet Rusya'daki yasaklar özellikle internet ve iletişim alanında kullanıcıları etkileyen önemli adımlar Yandex'in Türkiye'ye yaptığı yatırım ise teknoloji alanında olumlu bir adım gibi görünüyor. Navigasyon hizmetlerindeki başarılarını Türkiye'deki teknoloji gelişimine aktarabilirlerse yerel kullanıcılar için de faydalı olabilir. Elon Musk haberlerine doğru geçiyoruz. Tabii ki devamlı Tesla Starlink vesaire gelecektir. Siz tahmin ediyorsunuz. Robo One'ı geçen hafta söylemiştim. Ee, bir ufak düzeltme geldi. Robo taksi te, bildiğimiz... Normal taksiler gibi olacakmış araba boyutunda. Robo One içinse e, 20 ya da 30 kişilik olacağını söylediler. Bunu not almadım özellikle aklımı direkt söyleyeyim diye. 20 ya da 30 fark etmez. Robo One bildiğimiz minibüsmüş arkadaşlar. E, frensiz, vitessiz, e, direksiyonsuz kapısı kendi açılıp kendi giden bir minibüs yapmış orada fotoğraflarda ve videolarda o kadar büyük durmuyordu. Tabi gerçekte görmediğim sürece ne diyebiliriz ki? Hani Model Y'yi de insanlar küçük zannediyor ama Model Y'nin yanına gittiği zaman gayet kallavi bir araba olduğunu ve kaç ton ağır bastığını gösteriyor araba. Burada da Robo One yani minibüsü Tesla'nın yaptığı sürücüsüz minibüsü de büyük bir araçmış diye düzeltiyorum. Hemen onun devamında da araç tasarımlarını az çok görmüşsünüzdür. I Robot filminin yönetmeni de Musk'ın tasarımları bizden çaldığını iddia etti. Ben görselleri ve filmi de izlemiş biri olarak yan yana koyunca gerçekten ilkten aklıma gelmemişti. Üzerinden kaç yıl geçmiş? 2004 model film zaten. Ee, benziyorlar. Gerçekten benziyorlar yani. Oradaki arabalarda Audi'ydi ama ayrı konu. Bilim kurgu filmleri genellikle geleceğin teknolojilerini öngörmekte başarılı oluyorlar. Tesla'nın bu tasarımları hayata geçirtirmesi belki de o filmlerin... Bir nevi gerçeğe dönüşmesi gibi. Starlink uyduları şey haberi yok bu sefer. Bu ülkelerde geldi, Türkiye'de yok haberi yok bu sefer. Starlink uyduları da irtifasını düşürecekmiş, 40-60 kilometre alçalacaklarmış ki internetin hızını arttırmak ve gecikmesini azaltmak için e, hepsi değil, galiba yeni özellikli olanları yapacaklar. Önümüzdeki günlerde göremeyeceğiz çünkü Türkiye'de yok. <laughs> Sıradaki habere geçiyorum. Twitter'da X'te, yeni X'te, eski Twitter'da engellediğimiz zaman hayatımızdan siliniyordu. Artık öyle olmayacak. Engellediğimiz hesaplarında paylaşımlarını görebileceğiz. Hayatımızdan Starlink'in uydu uymam gereken kurallar nedeniyle bu konuda konuşamam başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Acaba ne anladın da kızdın bana? Pardon bir şey söylemedim yanlış duyulmuştur. Kurallara uyuyoruz. Hayır ha hayır sana kızmadım. Sadece Starlink'in uydularının irtifasını düşürmesinin internet hızını artırmak ve gecikmeyi azaltmak adına mantıklı bir adım olduğunu belirtiyordum. <laughs> düzeliyoruz, düzeliyoruz. Merak etmeyin. Şaltere devam ediyoruz. Buraya kadar da izlediğiniz için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Sıradaki haberim TikTok'ta yapay zeka kullanmaya başlamış. Modülasyon yönetiminde büyük bir ihtimalle otomatik yasaklanan videolarda. Bu yüzden de Malezya'da 700 çalışanını işten çıkardığını söylemiş. Malezya'da 700 kişi işsiz kaldı. Bunlar birer aile olsalar dörtle çarptığınızda siz hesap edin TikTok'un verdiği zararı değil. Yapay zeka ile birlikte işlerin kolaylaşmasını. Evet TikTok'un yapay zeka ile moderasyon sürecini yönetmeye başlaması içerik inceleme süreçlerini hızlandırabilir ve daha verimli hale getirebilir. Ancak bu aynı zamanda birçok insanın işini kaybetmesine de yol açabiliyor. Moderasyon tarafı dendiği için büyük bir ihtimalle bu kişilerin zaten büyük bir sorumluluğu yok ama tam zamanlı çalışıyorlarsa da elbette sıkıntı olmuştur. Sıradaki haberim ise Google Gemini'den Google Gemini, Google Gemini, <laughs> bunu hep söylemeye devam edeceğim. Google Gemini'de de Türkçe promptlarla görsel oluşturabiliyoruz artık. İngilizce yazmak zorunda değiliz. Bence iyi olmuş. Hızlıca araç haberlerine geçiyorum. Bir BMW CEO'su BMW çok eleştirileceğim diye girdim konuya bak. BMW CEO'su da içten yanmalı araçların yasaklanacağı vardı ya 2030 2035. Burada 2035 demiş. 2035'te de içten yanmalı araç yasası artık gerçekçi değil diyor. Elektrikli dönüşümü markaların beklediği şekilde değil ama bir o kadar da diğer taraftan da markaların değiştirmek istediği kadar Para kazandıran bir kısım olarak herkesi ortaya çık ortada bıraktı yani bakalım ne olacak e, direkt elektrikli olan firmalar tabii ki yollarına devam edecek ama işten yanmalı araçların bende biteceğini düşünmüyorum özellikle Avrupa dışında ya da düşük gelirli ülkelerde ülkemizdeki araçlara geldiğimizde de ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobil Tesla 2.475 adet olmuş ikinci sırada da 2.200 adetle. TOG var. Mini Cooper'ın elektrikli modeli de 500'lü sayılardaydı ama onu not etmedim özellikle. Türkiye'deki elektrikli araç satışlarına baktığımızda Tesla'nın önde olduğunu yoruyoruz. Ancak TOG da önemli bir pazar payı elde etmiş durumda. Oyun haberlerine geçiyorum. Dediğim gibi haftalık şalteri, haftalık yapay zekalı gündemi biraz daha böyle fit yapmaya başlıyoruz daha çok da izlenmeye başlıyor bununla birlikte. Teşekkür ediyorum yine destekleriniz için. Intel'in de oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyun içinde geliyormuş. Ne kadar fayda ediyor derseniz artı bir soru işareti olarak birlikte konuşabiliriz. Benim için haftanın son haberlerinden biri Age of Empires Mobile çıktı. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü ben Age of Empires Mobile'ı Age of herkes bilgisayarda oynamıştır zaten. Age of Empires 1 2 3, mitoloji, ıvır zıvır derken hepsini oynayıp sevdik. Benim de çok sevdiğim oyun türlerden biri. Ama Age of Empires mobili özellikle denedim. Heken hack and dönmüş birazcık. Yaklaşık bir yarım saat geçirdim bu arada. Böyle saatlerce oynamadım. Oyunun daha başındayım. Yani daha ürettiğim köylü sayısı bile o kadar değildi. Zaten bir hikayeyle açılıyor. Ki açılışı güzel olmuş. Farklı bir hava getirmişler. Mobil oyun yapmışlar. Bu arada gerçekten mobil oyun yapmışlar. 66 çiz sıfırda nasıl oynuyordum diye düşündüm özellikle. Hani biz bu oyunu nasıl oynadık kare bir ekranda? Asker seçiyorduk, onu oraya yolluyorduk. Asker tıklayıp, asker bas bas diyorduk. Tutuyorduk, götürüyorduk. Böyle sürükle tutmuyordun ama üzerine bir tanesini tıkladığın zaman hepsinin tıklıyordu ya da bir defa tıklıyordun. Bir tanesini seçiyordu Bunlar tamamen şu anda bayağı kıyıdan köşeden geliyor aklıma. Ee, direkt o deneyim değil de, bilgisayardaki deneyim değil de tut, sürükle, e, tıkla başka bir menü açılsın, görev gelsin, kapışma gelsin. Başkalarıyla da kapışma var gibi duruyordu en son ben çıkarken. Bakalım oyuna evrilecek mi oyun. Android ve iOS için yayında ben beğendim. Oynamaya da devam edeceğim. Biraz daha vakit ayırırım. Ücretsiz deneyebilirsiniz. Daha benden ücret istemedi herhangi bir yerinde. Olursa şaşırmam. siz de şaşırmayın ama deneyin. Yorumlarınızı yazın hatta bu oyunla ilgili. Ben de merak ediyorum. Belki kaçırdığım bir şey vardır. Şikayetlerin bu bölümünü burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. GPT show yaptı. Yine arada bir tık hata verse de gayet iyiydi bence. Bu haftaki bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Süre uzamasın. Görüşürüz.